şu an okuyacağım VTR sonrasında yer yerinden oynayacak. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu videoyu izlediğinizde ağzınız açık kalacak. Aranızdan o kişinin vereceği cevabı o kadar merak ediyorum ki, ne diyecek acaba? Aa. Hakikaten çok merak ediyorum, büyük şoktayım. İzleyelim mi? Küçük de şöyle bir sır vereyim size. Özlem vardı ya aramızdan, evet, ayrılan. Hı. Özlem bu sır perdesini aralayan kişi. Aa, Özlem, giden Özlem. Evet, giden Özlem. Buyurun izleyelim, hep beraber şok olalım. Aa. Buyurun. Aa. Herkese merhabalar. Nursel Hanım, ben daha fazla sessiz kalmak istemiyorum. Cansu'nun söylediği yalanlar gerçekten sınırını aştı. Cansu'nun kayınvalidesi, Cansu'nun ev kirası aslında 15 bin lira değil, 6 bin lira diye bir itirafta bulunduğunda Cansu dedi ki, yani inanamıyorum ya, bunu bana nasıl yapar dedi. Gerçekten çok öfkelenmişti ve bana da dedi ki, ben bunun intikamını Özlem alacağım, göreceksin dedi. Ben kızıma gebelik testi yaptığımı sakladığımı söylemiştim işte. Onu bana atar mısın dedi. Kızlara işte kayınvalideme bir şaka yapayım dedi. Biraz güleriz falan filan dedi işte böyle. Cansu yayında açıklamalar yapınca ben gerçekten ne oluyor dedim ya. Gerçekten inanamadım. Ağzım açık izledim. Beni de her yerden engellemiş. Gerçekten WhatsApp'tan, her yerden, sosyal medyadan engellemiş. Ben de ekibinize ulaşmak istedim. Cansu'ya attığım mesajımın da ekran görüntüsünü aldım. İyi ki de silmemişim. Ekran görüntüsünü de ekibinize attım. Seniha teyzeciğim, sana buradan bir şey söylemek istiyorum. Cansu hamile falan değil. Sen o kira muhabbetinden sonra bunu yaptığın için, o senden intikam almak için bunu böyle bir oyun yapmak istedi. Ve benim gebelik testimi kullandı. Ben gerçekten hani anne olduğum için böyle bir şeye vicdanım el vermedi. Söylemek istiyorum. Cansu, bunlar gerçek mi? Gerçek mi? Hamile değilsin, numara mıydı? Evet. Ayılmaları... Bir şey söyleyeyim, bana gösterdiğin resimde Özlem'in gebelik testi miydi? Bir saniye. Ayılmaların, o midelerin bulanması... O gerçekten gerçekti. Ya tansiyonum düştü, bir şey oldu, aşırı elim ayağım titredi. O kesinlikle gerçekten ciddiydi. Bu şaka falan değil ama. Yok, bir saniye. Ondan sonra mide, gerçekten midemi üşütmüşüm. Ha evet, bunu bir ders olsun diye yaptım. Bir şaka olarak yaptım. Şimdi Tuğba, sen de burada bilmiyormuş gibi davranma. Ben gerçekten bilmiyorum. Bence şu anda konuşalım. Hiç gülecek bir şey yok. Daha yok, şaka yapmak istedim. Bundan zaten bakın. Bir çıkar uğruna bunu yapmış olsaydım, bana getirmiş Seniha'cığım, iyi misin? Düğünümdekinden büyük bilezik takmış, alırdım çatır hayatım, çatır gezerdim. Hayatım, Cansu, şeye taktın gidiyorsun. Kız kadın... Bayılacak. Şey geçiriyor. Yani bu normalleşecek bir konu değil gerçekten. Bak, bütün Türkiye bir haftadır ettik hamile olduğunu, ilan ettik. Kayınvaliden şoka girdi. Sen dümdüz hala laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Yani böyle bir intikam alma şekli olabilir mi? Hamilelikle babaanneyle dalga geçilir mi ya? Biz o kadar sevindik, gittik altın aldık, takı taktık. Olmaz böyle yani. Ben şaşırmadım. Senin ama yaptığın bu çok ayıp, bebek Cansu. Bebek kıyafeti aldı ya. Yok. Bebek kıyafetini mi aldı? Evet. Evet. Suratı bembeyaz oldu kadının. Bir de bir şey söyleyeceğim. Beni de kattı. Şu an bana Cansu dedi hakikaten ki, yani senin bu yaptığın doğru mu? Bir de iki canlıyım, iki canlıyım diye şey yapıyor. Ben o kadar sevindim, o kadar heyecanlandım. Şu an kalbim, şu kalbim çıkacak ya. Şu an şoktayım Nursel Hanım. Haklısın. Yani hamilelik bu başka bir şeye benzemez. Evet. Torun geliyor, sevinçlerle burada karşılandık. Yani şu kadın an sesim olacak, bile titriyor. Vallahi ben senin adına üzüldüm. Yok, bu ne rahatlık ya. Suratında bir gram üzüntü görmüyorum, pişmanlık görmüyorum. Aa, seviniyor. Ya ben hayretler içerisinde şu an diken diken oldum. Kadın halini düşünemiyorum ya. Böyle şaka mı olur ya? Arkadaşlar, bir Özlem'i bağlayalım mı? Özlem'i bağlayalım. Bize anlatsın. Vallahi benim böyle tansiyonum oynadı yani. Benim de. Cansu, senin bu rahatlığın da böyle biraz can sıkıcı. Ellerim, ayaklarım kadın kaç başladı yaşında burada şey geçiriyor yani. Hakikaten söylüyorum. O kadar da değil yani. Çatır çatır bunu da söyleseydi mi? Onu çatır çatır söyledim şimdi. Ya sen söylemedin. Allah aşkına ya. Neden yaptın? Daha birilerine laf yetiştirmeden lütfen. Gerçekten çok şey, gerçekten şaka değil ben bu yani. Ben size can gönülden anlatayım. Anlat. Birincisi, zaten içimde birikmiş, burada anlattığım şeyler vardı. Bir şekilde bunların hakkını verdirmem gerekiyordu. Birincisi buydu.
İkincisi, gerçekten benim yaş şaka anlayışım buradakilere göre çok farklı. Yani bu bana göre normal bir şakaydı. Durdurdum bunu. Hoşuma gitti. Şaka mı? Bunun şakası olur mu Nursel Hanım? Hamile olmak ilgi gösterilmesi mi hoşuna gitti? Evet, acaba? O da hoşuma gitti ve bunu devam ettirdim. Bunu bu kadar sürdürmeyi düşünmüyorken bana düğünde koldan çıkartılanlar bebekte geri takılıyor. Niye sürdürmeyin ki? Çok Özlem hattaymış ya. Kızlar. Geldi Özlem, benim Poliana. Özlemciğim. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Seni izledik şimdi. Şok bir iddia attın ortaya ve o da gerçek çıktı. Bana olayın nasıl olduğunu tam olarak anlatır mısın? Tabii ki canım. Şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz ki ben orada yarıştığımda Cansu'yla bir hafta falan yarıştık biz. Artık bu hafta arkadaş olduk. Muhabbetimiz falan ilerledi. Sonra 15 bin lira kira ödemesi falan vardı. Böyle bir muhabbetimiz vardı. Sonra Cansu bunu iyice sinirlendi. Bak ben ondan nasıl ödüm alacağım. Bak ben ondan nasıl intikam alacağım falan diye bana dert yanıyordu. Bayağı eski mevzu bu yani o zaman. Yani. Tabii ki. Sonra ben hani çok fazla üstüne gitme kız falan diye söyledim. Daha sonrasında kızımdan hamilelikten konu açıldı. Ben de telefonumdan işte kızıma masama hamileyken ki gebelik testini gösterdim falan, böyle güzel yerden gösterirken. Aa kız beni bana atar mısın dedi. Ben de bir kavim halime kızlara bir şaka yapayım, biraz gülelim dedi. Sonra ben hiç hani bu muhabbetle buraya kadar geleceğini hiç düşünemedim. Hiç düşünemedim. Attım. Sonra baktım Zülya teyze gerçekten böyle iyice şeye giriyor, hani mutlu oluyor kadın, iyice hevesleniyor. Bir anne olarak daha fazla üzülmesi istemedim. Açıkçası söylemek istedim her şeyi. Cansu bu nasıl bir plan ya? Olaya girerken, planı yaparken Özlem de hiç böyle demiyordu. Canı yanmış şimdi herhalde. Şimdi şu an... Ben plan yapmadım. Resmen atam bir şaka yapacağım dedi. Ben bu kadar işi ciddiye getirdiğini asla aklımızdan bile geçmemize. Özlem'e söyleyeceğim bir şey var mı? Güzel ortaklık kapatıyorum. Yaptı. Teşekkür ediyorum. Ne yaptı? Böyle bir şey oldu. Ortaklığı güzel yaptı. Teşekkür ediyorum. Çok artık. Özlemciğim, dikkat et bir daha böyle şakaların içine dahil olurken lütfen. Yani insanların hevesiyle şeyiyle oynanır mı? Biz burada o kadar mutlu olduk, o kadar sevindik, sevincimizi insanlarla paylaştık. Ya bu olay başka yere gitmez aslında. 2x2=4 hani gideceği yer belli. Teşekkür ediyorum. En azından artık bunu açıkladığınız için kadın... Ya ben en çok sana üzüldüm seni. Ya ben kaç gündür Cansu'nun arkasında dolanıyorum. Kızım aman otur, aman kendine dikkat et, ye iç, şunu yap, bunu yap. Yani bu mu olmalıydı Cansu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkamda dolanman için illa çocuk mu doğurmam lazım? Normal yani zamanlarda niye değer vermiyorsun bana? İki canlı bir insan var, tek canlı bir insan. Normal zamanlarda niye değer vermiyorsun? Kadın yıkıldı resmen ya. Bak var ya, bana da geldi otelde, dedi ki gebelik testi yapalım dedim, gidelim dedim. Bana dedi ki hiç, ben dedi yaptım dedi, gösterdim. Hatta ben de onunla birlikte sarıldım dedim. Bak bebeğimiz oluyor falan dedim. Yani hem tüm Türkiye'yi kandırdı hem beni de sen benim de duygularımla oynadın Cansu. Vallahi Seni ablanın haline bak, çok üzüldüm ya. Yazık ya. Gözleri doldu. Seni Hanım gerçekten yanınızdaki çok tehlikeli. Aynen. Çok dikkat edin. Kendisini de çok iyi biliyor ve yani pişkin böyle bir pişkin intikam yapabiliyor. Alma bir şey var mı ya? Böyle intikam alınır mı? Ya bu intikam da değil ya, çocukça ama daha ileriye de götürebilecek potansiyeli yani var. Yani çocuk hevese getiriyor insanı. Çocuk Cansu, mutlu. Bir daha şimdi Allah bağışlarsa, hamilelik yaşarsan kayınvaliden sana inanır mı? Doğru, ne kadar inanmaz. İnanır mı? İmkanı yok. İnanmaz. Yapacak kız kocan, şey imkanı yok. Kocan da hamile biliyor. Oğlum da çok sevinmişti. Şimdi o da şok olacak. Onu hallederim, eşim, o kolay. Eşim çok sevindi. Murat geliyor. O eşi da şok olacak. Bir kime üzüldüm biliyor musunuz bu hikayede? Kayınbabama. Kayınpeynir. Bir tek ona ciğerim. Hikaye yandı. Olarak mı bakıyorsun sen aynen, bana şimdi? Bu benim yazdığım muhteşem bir kurgu, tasarım, hikaye. Bence bu bir şaheserdi. Dalga geçiyor bize yani. Evet, hayır canım, dalga geçmiyorum. Benim de içimde doldurduklarım, biriktirdiklerim var. Evinde yap oyunları ya. Ben de bunu bu şekilde aldım. Bence bu da bunu yapmam için en güzel yerdi. Bence hiç güzel yeri ve zamanı değil. Asla da pişman değilim. Ben valla çok hayretle sana bakıyorum. Evet, gerçekten. Ya. Senin yaşın kaçtı? 26. Benim kızımdan bir yaş yani büyüksün herhalde, çocukluğuna vereyim o zaman. Çünkü bu bir şaka değil. Öyle bir çocukluk. Bu dalga geçilecek bir şey evet. Değil. Yani yanındaki kadına çok yazık. Ne bileyim, bizi de
Yani sadece kayınvaliden değil bu arada, tüm Türkiye'yi de kandırmış oluyorsun. İzleyen herkesi de kandırmış oluyorsun. Beni de kandırmış oluyorsun. Bence bir özür, bir açıklama. İzleyenlerden. Bir de gülmeden, dalga geçmeden, yok, yaptığın şeyin farkına vararak. Özür dilerim, çok sinirlendim o yüzden. Sizden, bütün Türkiye'den ve değerli arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ve kayınvalidenden. Ben böyle biri değildim, bu hale getirildim. Ben de şartlara göre davranıyorum. Benim yüzümden mi geldin Cansu? Çok büyük payım var bunda, dehşet payların var bunda. Ben cıvıl cıvıl bir insanken, ben şu an böyle oturup plan yapan bir insana dönüştüm. Sen beni sindirmeye başladın, farkında mısın? Ne mutlu bana. Amacı o, bak sen. Bence ama sen bayılacak ya. Sen beni sindiremezsin. Sen beni sindiremezsin Cansu. Benimle başa çıkamazsın. Hala iddialaşıyor. Şimdi ben kadın bunun devamını bayılacak da getiriyorum. Ben senin yerinde olsam bu bölümü ya da o açıkladığın bölümü de böyle defalarca izlerdim. Bayağı. Ha, ağır yaptığım üç şey. Üç kere, beş kere izlerdim. Bence o zaman öyle konuşamazdın. Bence kalk elini öp, sarıl. Özür dile. Yaptım, şaka yaptım. Evet, biraz abartmış olabilirim. Bu şaka değil. Biraz abartmış olabilirim. Kız kadın volta atıyor, dolanıyor. Belki ilk dedi zaten istemiyorum. Biz bir özür dilesene. İşine gelmiş olması kadın lazım. Kadın hayır, elbise aldı biliyor musun? Seni acaba bir çay ısmarlayın arkada. Birazcık kendine gelsin. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum daha. Sadece evet. Annen yaşındayım. Tavsiyem defalarca izlemen, yaptığın şakalara da dikkat etmen, yanındaki kim olduğunu unutmaman.